Herkese merhaba, ben İpek Aykol, evlilik ve aile terapistiyim. Bundan sonra sizlerle Kadın Sağlığı TV'de birlikte olacağım. Bugünkü konumuz genç kızlık dönemine giriş. Genç kızlık dönemine girişte 7-8 yaşından itibaren gençlerin vücudu ergenlikteki değişikliklerden sorumlu olan hormonları üretmeye başlar. Ergenlik hormonları fiziksel ve cinsel gelişimi sağlayan, kişiyi yetişkinliğe taşıyan kimyasallardır. Bu hormonlar vücutta yaygınlaştıkça duygular ve cinsel hisler güçlenmeye başlar. Birçok kız çocuğu bu dönemde bir an önce sütyen giymek istemek gibi düşüncelere kapılıp bir yandan da vücutlarındaki değişikliklerden korkmaya başlarlar. Ebeveynlerin bu dönemde bu değişiklikleri kızlarına anlatmaları çok önemlidir. Ergenler bu geçişte alkol ve uyuşturucu denemek, ehliyetsiz araba sürmek, korumasız cinsel birliktelik yaşamak gibi davranışlara daha çok meyilli olabilirler. Arkadaş baskısı, düşük özgüven ve hormonların etkisiyle verilen kararlar, gelecekte sıkıntı çıkaracak davranışlara yol açabilir. Bu dönemde ergenlerin bir destek sistemi kurması çok önemlidir. Anne babalar, kardeşler, danışmanlar, öğretmenler ve iyi arkadaşlar bu dönemde iyi bir destek sistemi oluşturabilirler. Ergenlik hormonları olmasaydı fiziksel ve cinsel gelişim mümkün olmazdı. Ergenliğin başında beyinden salgılanan gonadotropin salımı yaptıran hormon hipofiz bezini uyarır. Daha sonra luteinleştirici hormon yani LH ve folikül stimülan hormon FSH üretilir. Bu hormonlar kızları ve erkekleri farklı etkiler. Kızlarda bu hormonlar yumurtalıklarda estrojen salgılatır. Kızların boyu uzamaya başlar ve kilo alabilirler. Kızlar adet görmeye başlar, göğüsleri dolgunlaşır, kalçaları kalınlaşır. Vücutta, bacaklarda, kol altlarında ve cinsel organlarda tüylenme başlar. Aynı zamanda vücut kokusu salgılanmaya başlanır, akne ve başka cilt sorunları da ortaya çıkabilir. Bazı kızlar regl olmadan 6-12 ay önce vajinal akıntı yaşamaya başlayabilir. Bunun sebebi de vücutta artan estrojen hormonudur. Zamanlama olarak değişme olsa da kızların regl olma yaşı ortalama 12'dir. Bazen daha geç, bazen daha erken olabilir. Genç kızların regl olmak hakkında soru sormanın ve konuşmanın normal olduğunu bilmeleri gerekir. Bazı kızlar ilk kez regl olduklarında endişelenirler. Bu yüzden ebeveynlerinin onları hazırlaması ve belki mümkünse okuldaki dolaplarına veya okul çantalarına pet koymaları gerekir. Kızınıza mutlaka kan akıntısının yanı sıra mide bulanması, kramp, şişme, sırt ağrısı, yorgunluk veya göğüs ağrısı gibi semptomlarında olabileceğini söyleyin. Regl normalde 2-7 gün arasında sürer ve ortalama 28 günde bir gerçekleşir ama ilk sene düzensiz olabilir. Kızlar ilk olarak pet kullanmaya başlarlar, sonra kendilerini rahat hissettikleri zaman tampon kullanmaya başlarlar. Ergenliğe giriş yapan bir kızın duyguları o kadar kuvvetlidir ki bazen kendisi bile olan bitenlere şaşırabilir. Ergenlik hormonları gençlerin duygularını, dürtülerini ve vücutlarını etkiler. Bu hormonlar gençlerin ilişki hakkındaki düşüncelerini de etkiler. Bu bireylerin cinselliğe olan isteği bu dönemde artar. Vücudumuzun ve aklımızın kendi kararlarımız dışında hormonlarla kontrol edildiğini düşünmek ilk başta biraz değişik gelebilir. Ama aslında ergenlerin yaşadığı değişiklikler çok normaldir. Anne babalar bazen kendilerinin de aynı değişikliklerden geçtiğini unutabilirler. Ergenliğe geçiş döneminde ergenler yaşıtlarından çok etkilenmeye ve hoşlanmaya başlarlar. Bazı ergenler bir an önce bir ilişkileri olsun isterler. Bu süreçte sosyalleşmeyi öğrenmek çok önemlidir. Ev dışındaki ilişkilerin çok önem kazandığı bu dönemde edinilen arkadaşlıklar çok önemlidir. İlişki yaşamak konusunda gergin olan gençler önce sevdikleri, iyi anlaştıkları yaşıtlarıyla arkadaş olmayı öğrenmelilerdir. Bu dönemde sağlıklı cinselliği öğrenmek çok çok önemlidir. Son 20 senede ergenlik hamile kalma oranı düşmüştür. Çünkü ergenler daha çok doğum hapı kullanmaya başlamıştır. Gençler de genellikle bütün arkadaşlarının cinsel birliktelik yaşıyor olduğunu düşünürler. Öyle olmasa bile cinsel birliktelik için acele ederler. Çünkü sınıftaki tek bakire olmaktan bazen utanırlar. Bir ebeveyn
veya yetişkin ile cinsellik hakkında konuşabilen ergenlerin kazara hamile kalma veya cinsel yolla bulaşan hastalık kapma oranı daha düşüktür. Her ailenin cinsellikle alakalı değerleri ve görüşleri farklı olabilir. Bu görüşlerin net olarak söylenmesi ve açık iletişim kurulması ve çocuğun sorularının açık ve doğru olarak cevaplanması çok önemlidir. Ergenliğe geçiş döneminde kızların cinsellik için hiçbir zaman zorlanmamaları gerektiğini bilmeleri gerekir. Yaşadıkları ilk ilişkilerde fiziksel, cinsel, psikolojik şiddet konusunda bilinçli olmalılardır. Cinsellik dürtülerinin yanı sıra arkadaş baskısının etkisinin de çok büyük olduğu diğer bir alanda uyuşturucu ve alkol kullanımıdır. Ergenlerin beyinlerinin incelendiği nörolojik araştırmalarda ergenlik döneminde alkol ve uyuşturucu deneme riski en fazladır. Bu dönemde beyin, karar ve yargı merkezi hala olgunlaşmamıştır ve 20 yaşına kadar da olgunlaşmaz. Dürtü ve duyguları kontrol eden amigdala ise hala gelişmekte olduğu için bu yaşta risk alma olasılığı artar. Ergenlik döneminde yetişkinlik çok uzakta gibi gelir. Bu yüzden ileri vadeli sonuçlar pek de düşünülmez. Ergenlikte uyuşturucu kullanan gençler yetişkinlikte bağımlı hale gelebilir. Bunun dışında hızlı araba kullanma, güvensiz yerlerde denize girme, yüzme, korumasız cinsel ilişki yaşama, kavgalara karışma veya intihara teşebbüs gibi davranışlar da görülebilir. Ergenliğin en önemli sınavı kim olduğunu keşfetmektir. Bu kimlik aydan aya değişebilir. Kişisel değerler, tarz, inanışlar bunlar sıkça değişebilir. Eğer sağlıklı bir özgüvenleri ve destek sistemleri var ise yeni kimlik de oluşur. Çoğu ergen bu dönemde kendilerini değersiz hissedip öğretmenlerinin, ebeveynlerinin ve yaşıtlarının standartlarına uyamadıklarını düşünürler. Özgüveni düşük olan ergenler arkadaş baskısından daha çabuk etkilenirler ve uyuşturucu alkol kullanma riskleri de artar. Daha da önemlisi bu dönemde depresyona meyilli olunur. Ebeveyn ve öğretmenlerin bu dönemde ergenlerin özgüvenini geliştirmeye odaklanmaları da özellikle bu yaş döneminde çok büyük önem taşır. Ergenlik döneminde özgüven düşüklüğünün işaretleri yalnızlık, dış görünüşe ve temizliğe önem vermeme, çok az uyuma, yeme alışkanlıklarında değişme, beklenmedik duygu patlamaları, ağlamalar ve intihar teşebbüsü gibi belirtiler olabilir. Merak ettiğiniz ne varsa bu videonun altına yorum olarak bırakın. Ben elimden geldiğince sizi yanıtlamaya çalışacağım. Kadın Sağlığı YouTube kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın.